Bu videoda hızlı bir şekilde Winch derinleyin fonksiyonundan bahsedelim. Browse'dan tekrar bir dokümana gidiyorum. Breaks'in altında klasörler. Klasörlerden Documents, Quality ve Process FMEA. Burada dokümanın ismini ve numarasını rename ile değiştiriyoruz. Checkout ve check-in ile değil. Yani ben bunu checkout edip numara değiştirmiyorum. Numara ya da isim değiştirmek iterasyon atlatmıyor yani. Öncelikle ikisini birden seçip Actions rename dersem sadece CAD dokümanları ve parçalar toplu olarak rename yapılabilir diyor. Yani dokümanları bu şekilde toplu rename edemediğimizi gördük. Dokümanları rename etmenin yolu tek tek bunları sağ tıklayıp örneğin bu dokümana rename demek. Ve burada name ve number gözüküyor gördüğünüz gibi. Şu an bunları değiştirebilirim. Mesela bu number'ı 74 alt çizgi C'ye yapayım ismini. FMEA numarasının sonuna alt çizgi ismine de alt çizgi C'ye koydum. Okey dedim. Bakın numara değişti, isim değişti ama versiyon iterasyon atlamadı. Yani isim değiştirmek revizyondan ya da versiyondan bağımsız ilerler ama bunu da takip edebilirsiniz. Bunun takibi history'de rename history'yi bu aşağıdaki timeline'da görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Sayfayı yeniledik. Şurada timeline'da rename yapıldığı zamanı şu şekilde takip edebileceğiz.